Ses kontrol, görüntü kontrol. Var. Sağ olasın Didemciğim. Sağ ol. Sağ ol. Şimdi arkadaşlar, yine temel şeylerden devam edelim şöyle bir. Çok büyük, çok küçük sayılar için ön eklerimiz var biliyorsunuz. Ön ekler. İngilizce prefix. Temel bir birimimiz olacak artık her neyse. Alta doğru bunlar farkındaysanız şuraya kadar, nereye kadar? Şuradan şuraya kadar. Şu aralık arkadaşlar onar onar büyür küçülür. Bundan sonra da artık biner biner büyüyecek ve küçülecekler. Yani mega kilonun 1000 katıdır. Giga meganın 1000 katıdır. Tera da giganın 1000 katıdır. 1000. Aşağı indiğimizde mili mikronun 1000 katı. Nano şey mikro nanonun 1000 katı. Piko da şey nano da pikonun 1000 katı. Dikkat edin. Bakın nanoteknoloji. Bakın 80 70'ler 80'ler 90'lar hatta mikroteknoloji çağıydı. Hatta bilgisayarların işlemcileri mikro işlemci diye geçer. Farkındasınız değil mi? Yani mikro ölçeğinde metrenin mikrometre ölçeğinde biz bir şeyler üretebiliyorduk. Ama artık çağımız 2000'ler milenyumdan sonra nanoteknoloji çağı. Yani daha da küçük. Mikrodan da daha küçük şeyler ölçeğinde bir şeyler üretebiliyoruz artık. Eğer metre türünden konuşacak olursak temel birimimiz metre olsun. 1 metre diyelim mesela. Desimetre türünden 10 desimetre, santimetre türünden 100 santimetre, milimetre türünden 100 milimetredir. Mikro artık bakın bine bir bin daha çarpacağım. Artık biner biner gidiyorum. 1 milyon. Yani 10 üzeri 6 mikrometre yapar. 1 metrenin karşılığı. 3 daha giderim. 10 üzeri 9 nanometre. Yani metrenin milyarda biri. Mikrometre milyonda biri. Nanometre milyarda biri. Emin olun gün gelecek. Piko teknoloji çağı gelecek. Yani metrenin trilyonda biri ölçeğinde bir şeyler imal edebiliyor olacağız. O ölçekte çalışmalar yapabiliyor olacağız artık. Yukarıya doğru gittikçe de yine işte aynı şekilde. Bakın mesela mega, giga ve tera ifadelerini genelde bilgisayar şeyinde sektöründe çok kullanılıyor mesela bilişim sektöründe. Byte temel birimimize eğer byte diyecek olursak küçük B ile şey o bit pardon büyük B ile byte büyük B ile kısaltılıyor. Kilobyte mesela dekabyte, hektobyte kullanılmaz. Kilobyte yani 1000 hatta orada ikili sistem kullanıldığı için 1024 aslında. 1024 byte'a 1 kilobyte deniyor. Onun 1000 katı megabyte. Onun megabyte'ın 1000 katı gigabyte aslında 1024 katı tekrar ediyorum. Onun da gigabyte'ın da 1000 katı terabyte. Mesela megametre, gigametre, terametre gibi ifadeler aslında yanlış değil. Ama kulağımızı tırmalıyor. Neden? Aşina değiliz çünkü. Ama mikrometre, nanometre hiç kulağımızı tırmalamıyor. Aşinayız çünkü ona. Kullanılıyor. Anlatabildim mi? Yani bunları bilmeniz lazım. Şuralar onar onar. Onlardan sonraki aşağıdakiler ve yukarıdakiler biner biner gidiyor. Ona dikkat edin. Eğer bilişim sektöründe ise 1024, 2'nin kuvveti 1000'e en yakın 1024 var çünkü o şekilde gidiyor. Buna dikkat edin. Onların birbirlerine dönüşümlerine de dikkat edin. Fizikte büyüklükleri, nicelikleri, çoklukları ikiye ayırıyoruz skaler ve vektörel olarak. Skalerler sayı ve birimle ifade edilirler. Vektörel ise bunların yanında bir de yöne ihtiyaç duyar. Yön ifadesi vardır vektörel niceliklerde.
Örnekler nelermiş? İşte uzunluk, kütle, zaman, enerji, sıcaklık, alınan yol sürat vesaire. Bunların hepsi bakın yönsüz nicelikler. Sağ taraftakiler ise kuvvet, ağırlık, momentum, yer değiştirme, hız ivme, elektrik alan, manyetik alan vesaire vesaire. Bunlar da yönlü yani vektörel nicelikler. Dikkat edin. En fazla karıştırılanlar kütle ile ağırlık. Dikkat edin, aynı şey değil. Ondan sonracığıma alınan yolla yer değiştirme. Dikkat edin, aynı şey değil. Sürat ve hız. Dikkat edin, aynı şey değil. TDK'nın sözlüğünü açıp bakarsanız sürat ve hız eş anlamlı kullanılır. Eş anlamlıdır. Günlük yaşamda eş anlamlıdır. Ama ve lakin fizikte eş anlamlı değildir. Süratin İngilizcesi speed, hızın İngilizcesi velocity. Aynı şey değil. Dikkat edin. Basınç. Şimdi güzel bir soru. Bakın. Basınç MEP tarafından skaler olarak alınıyor. Skaler. Yazalım şuraya. Bir tane daha tik atalım. Basınç. Dolayısıyla köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksiniz. Yani basınç skaler midir, vektörel midir diye bir şeyle karşılaşırsanız soruyla siz skaler diyeceksiniz. Amma ve lakin, amma ve lakin doğrusu vektöreldir. Göreceksiniz basınç ünitesinde. Bakın bir sıvı yan yüzeye etkiyen basınç, bu noktaya etkiyen basınç. Bakın, basınç vektörünü gösteriyorum. Görüyor musunuz? E nasıl göstereceğiz? Madem yani vektörel olmazsa nasıl vektörler göstereceğim ben orada? Tabandaki basınç vektörü, şu noktadaki basınç vektörü, yönlü nicelik. Basınç nedir zaten? Birim yüzeye etkiyen dik kuvvettir. Dik kuvvettir. Dik kuvvetin büyüklüğü değil, dik kuvvet. Yani bakın şunu tekrar söylüyorum. Vektöreldir. Amma ve lakin köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksiniz. Basıncı skaler alacaksınız sorulursa size. Yani zihninize basınç skaler diye yazın ama doğrusunun vektörel bir çokluk olduğunu da görün. Evet, zaten skaler diyenler Esin, senin dediğin gibi tanımlıyorlar. Basınç diyor, dik kuvvetin diyor, yüzey alanına bölümü. Bu da vektörel diyor. A da alan vektöründen bahsediyor orada, normal vektörü. Vektörün vektöre bölümü skalerdir diyor. Öyle çıkıyor işin içinden. Amma ve lakin o zaman yan yüzeye uygulanan basınç, tabana uygulanan basınç. E işte yön belirtiyoruz, ondan sonra da gösteriyoruz orada bir de. Yani unutmayın. Doğrusu vektöreldir. Ama MEB abi skaler diyor, yapacak bir şey yok. Bu konuda zaten ciddi bir şey var, sıkıntı var. Tamam mı? Yani skaler olarak alacaksınız. Çünkü bizim patronlarımız ne diyorlar? Skaler diyorlar. Skaler diyeceksiniz. Amma ve lakin sorularda basınçta işte göreceksiniz. Ben vektörler göstereceğim. Zaten hatırlayın. Şöyle bir kap varsa içine bir sıvı doldurdum. Tabana uygulanan sıvı basınç kuvveti F diyelim. Tabana uygulanan sıvı basınç kuvveti cismin ağırlığından ters yazdım özür dilerim. Tabana uygulanan sıvı basınç kuvveti cismin ağırlığından fazladır. Yani cismin dediğim sıvının. Sıvı basınç kuvveti sıvının kendi ağırlığından fazladır. Sebebi ne bunun? Bunun sebebi ne? Bakın, geçen senekiler hatırlar. Bakın ispatlıyorum. Yan yüzeyin şöyle bir noktasına, şöyle bir o noktaya öyle bir basınç vektörü uygulanıyor. Etki. Karşılığında orada ne var? Tepki. Tepki. Bu tepkinin bileşenlerini alacak olursam dik bileşenlerini. Bakın iki bileşeni ayırdım. Düşey bileşeni görüyor musunuz? Aşağı doğru. Yani kap tabanına sıvı
Bakın sıvı basınç kuvveti neye eşit? Ağırlığını veriyor kap tabanına. Artı bir de düşey tepkilerin toplamı iniyor aşağıya. Demek ki tabana ağırlığından daha büyük bir kuvvet uyguluyor sıvı. Sıvı basınç kuvveti uyguluyor sıvı. Kabın şeklinden dolayı. Neymiş sebep? Bakın yan yüzeyin tepkisinin aşağı doğru olan bileşenlerinden dolayı. Ağırlık basıyor artı bir de Y eksenindeki aşağı doğru tepkiler basıyor. Şimdi hadi bakalım. Vektöre girmeden ben bunun yani F'in sıvı basınç kuvvetinin sıvının ağırlığından büyük olduğunu size nasıl anlatayım? Başka türlü de ispatı var. O günü gelince göstereceğim de. Ama en mantıklı ispatı budur. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? O zaman basınç vektörel. Ha, skaler değil. Map. Patron o yapacak bir şey yok. Ama bilin vektöreldir. Zaten sıvı basınç kuvvetinin sıvının ağırlığından fazla olmasının sebebi de o düşey aşağı doğru bakan y eksenindeki vektörlerdir arkadaşlar. Dikkat edin buna. Ama dediğim gibi skaler olarak kabul edeceksiniz. Şimdi büyüklükleri arkadaşlar temel büyüklükler olarak 7 tane bakın. Burada 7 tane temel büyüklüğümüz var. Bunlar her yerde temel büyüklük olarak kabul ediliyor diğer ülkelerde de. Fizikte böyle. Yani fizik demeyeyim, bilimde böyle. Pozitif. Bunlardan gayrı her ne varsa, bunlardan gayrı her ne varsa onlar türetilmiş büyüklüklerdir arkadaşlar. Yani bunları kullanarak türetebiliriz. Zaten birazdan vereceğim SI birim sistemi yani MKS birim sistemi de deriz. Metre, kilogram, saniye. Zaten ilk üçünü veriyor bakın. İlk üçü metre, kilogram, saniye. Sonrakiler sıcaklık, ışık şiddeti, akım şiddeti, madde miktarı. Metrik sistemde bunların birimleri nedir? Uzunluk birimi metre, kütle birimi kilogram, zaman birimi saniye, sıcaklık birimi kelvin, dikkat edin. Işık şiddeti birimi kandela, akım şiddeti birimi amper, madde miktarı birimi de mol. Bakın, kuvvet yok burada görüyor musunuz? Demektir ki kuvvet türetilmiş bir büyüklük. Nedir kuvvetin birimi? Newton diyoruz ya. Newton türetilmiş bir büyüklük. Aslında şudur. Kilogram metre bölü saniye karedir Newton. Ama biz onu kısaca Newton deyip kısaltıyoruz, geçiyoruz. Bakın temel büyüklükler türünden. Bakın kilogram metre bölü saniye kare. Temel büyüklükler türünden türetilmiş aslında kuvvet dediğimiz Newton. Kuvvet birimi olan Newton. Dolayısıyla bu 7 taneyi ezberebilmek zorundasınız. Bunlar artık bakın temelleri atıyoruz şu anda. Bu 7 tanesi temel. Kalan her şey bunlardan türetilir. Her şey formüllerle türetilir. Nereden geldi kilogram metre bölü saniye kare? Çok basit. Bakın formülden türetebiliyoruz. M nedir abi M? Kilogram. İvme nedir? Metrik sistemde metre bölü saniye kare. Ne oldu o zaman? Kuvvet kilogram metre bölü saniye kare. Ama biz bunun yerine Newton demeyi tercih ediyoruz. Formüllerle türetebilirsin kalan her şeyi. Ama bunlar temel büyüklükler unutmayın. Bu 7 taneden gayrı ne varsa türetilmiş büyüklük. SI birim sistemi dediğimiz şey uluslararası standartlar. Uluslararası standartlar. Nedir burada? Şimdi MKS birim sistemi de diyoruz buna kısaltma olarak. Bu uluslararası standartlar. Şimdi yazalım mesela. MKS birim sisteminde uzunluk birimi nedir? Metre. Kütle birimi nedir? Kilogram. Zaman birimi nedir? Saniye. Atıyorum ne vereyim başka? Hız birimi nedir? Metre bölü saniye. Bakın türettim. Atıyorum. Kuvvet birimi nedir? Newton. Kısaltalım. Kilogram metre bölü saniye kare yerine. Ondan sonra cima. Enerji birimi nedir?
Joule. O da aslında yine türetilmiş bir büyüklük. Başka da yazabilirim. Bir de bizim kardeş birim sistemimiz var. CGS birim sistemi. MKS, metre kilogram saniyenin baş harfleri. Bu da santimetre gram saniyenin baş harfleri. Yani uzunluk birimi artık santimetre kullanılıyor burada. Kardeş birim sistemi bakın bunu. Kütle birimi olarak gram kullanılıyor. Gram normalde G ile kısaltılır. Benim alışkanlığım GR ile kısaltıyorum ama doğrusu G, unutmayın. Zaman çok enteresan. Yine saniye değişmiyor bakın. Hız birimi artık santimetre bölü saniye. Kuvvet birimi din. Enerji birimi erg. Bunlara da sureti başkalarını da yazabilirim. Dikkat edin. Yani şunları da birim. Genelde biz fizikte hangi birim sisteminde çalışıyoruz? SI birim sisteminde. Yani MKS birim sisteminde çalışıyoruz genelde. CGS birim sisteminde pek çalışmayız. Çalıştığımız bir tanecik yer var. Neresi o? Genelde öz kütle sorularında CGS birim sistemine geçeriz. Mesela suyun öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp ama metrik sistemde yani MKS'de çalışacak olursak 1000 kilogram bölü metre küptür. Neden peki biz metrik sistemde konuşmuyoruz öz kütlede? Sayılar çok büyüyor. Onun yerine CGS'ye geçiş yapıyoruz. CGS'de çalışıyoruz. Yani genelde %99 işimiz metrik sistemle, MKS ile, SI birim sistemiyle olacak. Neden bunu özellikle bakın bu kadar üzerinde durdum? Birim uyuşmazlığı soru çözümlerinde bizim en büyük problemlerimizden biridir. Çok fazla hata yapar öğrenciler. Öncelikle sana verilen soruda niceliklerin birimlerini kontrol et. Birbirleriyle uyumlu birimler olması lazım. Hepsi aynı sistemde olması lazım. Ya hepsi metrik sistemde olacak yani MKS'de yani SI birim sisteminde ayrı bir de işte ya da CGS'de kullanacaksın. Bir kısmını ondan, bir kısmını bundan kullanamazsın. Mesela F eşittir MA'da. Eğer sen kütleyi gram alıyorsan ivmeyi arkadaşlar metre bölü saniye kare alamazsın. Santimetre bölü saniye kare almalısın. Böyle bir durumda da kuvvet Newton olarak gelmez, din olarak gelir sana. Ama bunu kilogram, bunu metre bölü saniye kare olarak alırsan kuvvet birimi Newton gelir. Dolayısıyla birimler tuzağa düşürülen yani soru hazırlayan insan tarafından soru sorulan insanları tuzağa düşürmenin en basit yollarından biridir. Yapıyoruz. ÖSYM de yapıyor bunu. Yarın öbür gün atandığınızda siz de yapacaksınız. Öğrencilerinize böyle küçük çakallıklar yapacaksınız. Onlara küçük sürprizler hazırlayacaksınız. Yapıyoruz bunu hepimiz. İlk başta şak abi bir de birimden önce var. Hem neyi ölçüyorsun? Çocuk birim sistemine hakim mi? Dikkat ediyor mu o birimlere? Yani bu ne demektir? Şunu anlıyorsun. Çocuk soruyu anlayabiliyor mu? Olması gerektiği şekilde soruyu okumuş mu? Yoksa çala kalem direkt çözmeye mi başlamış sabırsızca? En azından bunu anlamanı sağlar seni. Dikkatli mi değil mi? Dolayısıyla dikkat edin. Çok yapacaklar bunu. Siz de yapacaksınız ama. Şimdi skaler nicelikler ilkokul 1'den itibaren öğretiliyor. Onların 4 işlemi vesairesi falan filan. Vektörel nicelikler ise yavaştan ortaokulda başlıyor. Orta 2'de falan başlıyor. İşte genelde ne yapıyorlar? Hatta vektör bile denmiyor. Kuvvetleri toplatıyorlar. Hatta ortaokulda sadece aynı yönlü ve zıt yönlü kuvvetler toplatılıyor bir tek. Ama liseye geldiğimizde artık neler öğretiyoruz çocuklara? İşte bu kuvvetlerin işte aralarında atıyorum işte 60 derece olursa 30 derece olursa ne olur? İlla işte kuvvet vektörü olmak zorunda değil. Hız vektörü olabilir. Başka vektörel nicelik olabilir vesaire. Vektör nedir? O yüzden önce anlatmak zorunda kalıyoruz. Vektör nedir? Vektör kısaca yönlü doğru parçasıdır arkadaşlar. Doğru parçası dediğimiz şey bir başlangıcı ve bitimi olan şöyle bir şeydir abi. Sonsuz tane nokta var üzerinde ama sınırlı.
Oraları bakın doldurdum, o noktalarda dahil demek. Şöyle de gösterebilirdim. Bu biliyorsunuz hatırlayın matematikten o bitim noktaları ve başlangıç noktaları hariç demek. Şimdilik bizi şu yukarıdaki ilgilendiriyor. Doğru parçasına yön katacağım. Bir tane ok koyarım, al sana vektör olur. Vektörü şeylerle, ışınla vesaireyle karıştırmayın ya da yarı doğruyla karıştırmayın. Işının ya da yarı doğrunun şu oku bunun sonsuza kadar uzatılabileceği anlamındadır. Vektörde ise şu boy sabittir. Yani doğru parçasının boyu kadardır. Doğru parçasının boyunu da zaten ölçekli yapıyoruz. Nasıl ki 5 Newton için 1 santim bir vektör çiziyorsan 10 Newton için 2 santim çizeceksin. Ölçekli ve belirli uzunluğa sahiptir vektör. O ok sadece yönü belirtir. O tarafta sonsuza kadar gittiğini değil. Vektörü vektör yapan 4 tane temel nicelik var hatırlıyorsunuz. Doğrultu, yön, başlangıç noktası, büyüklük. Doğrultuyla yönü karıştırmıyoruz. Doğrultu vektörün oturduğu doğrudur arkadaşlar. Bir doğrultuda iki tane yön bulunur. Mesela bu doğrultu için bakın nokta nokta ile göstermişim. Sol, sağ ya da ne diyelim doğu batı. Bakın doğrultu başka şey, yön başka şey, dikkat edin. Ölçekli çalışacağız vektörlerde onu da unutmayın. Vektörlerde şimdi vektörü anlattı. Bundan sonra vektörlerle çünkü fizik tamamen bir sürü vektörel nicelik içerdiği için temeli vektörler. O yüzden vektörlerle başlıyoruz ya zaten ilk olarak. Vektörlerde toplama çok önemli. Şimdi skaler niceliklerde toplama işte hatta dört işlem diyeyim size. İlkokulda öğretiliyor işte toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Aslında hep dört işlem, dört işlem, dört işlem deniyor. Ama velakin dört işlem diye bir şey yok aslında. Aslında her şeyin temeli toplamaya dayanır arkadaşlar. Her şey toplama temellidir. Çıkarma zıt işaretliyle toplamak demektir. Toplamaya dayanıyor bakın. Çarpma aynı şeyin sürekli kendisiyle toplanması demektir. İşte 3 kere 5, 3 tane 5'in yan yana toplanması. Homojen terimleri topluyorsan çarpma bir kısa yoldur. Dolayısıyla toplamanın özel bir durumudur. O zaman toplama temelli. At gitsin çarpmayı da. Bölme çıkarmanın kısa yoludur. Aynı şeyi sürekli çıkarıyorsun. Mesela 12 bölü 3 eşittir 4. Ne demek bu? 12'den 3 çıkarta çıkarta sıfıra erişinceye kadar kaç defa çıkartabiliyorsun? 4 defa. İçinde kaç tane 3 var arıyoruz ya muhabbet o. Bakın çıkarmanın özel yolu. Özel bir durumu. Homojen terimleri çıkarıyorsan ona bölme diyoruz. Çıkarma da zıt işaretliyle toplamak demekti. O zaman bölme çıkarmanın kısa yolu. Çıkarma da toplama temelliydi. Hop bölme de toplama temelli oldu. O zaman her şeyin temeli toplamadır arkadaşlar. Dolayısıyla öncelikle bir şeyin fizikçinin vektörlerin nasıl toplandığını iyi algılaması gerekir. Skaler sayılardaki toplam gibi değil bu. Neden? İşin içine yön duygusu giriyor çünkü. Şimdi dikkat edin. 3 ile 4 daima 7'dir skaler sayılarda. Ama ve lakin vektörel niceliklerde mesela 3 Newton'luk bir kuvvetle 4 Newton'luk bir kuvveti topladığında cevap her zaman 7 Newton etmeyebilir. Aralarındaki açılara bakar. Peki soruyorum size. Kaç tane yani toplamada kaç tane metodumuz var? Temel olarak 3 tane. Paralel kenar metodu, çokgen, poligon ya da ucucu ekleme metodu. Çokgen demek, poligon demek zaten. Bir de bileşenlerin ayırma metodu. Bunların her birinin birbirine göre avantajları, dezavantajları var. Her birinin birbirine göre güçlü olduğu taraflar var, zayıf olduğu taraflar var. Hangi durumda hangi metodu kullanacağın yine tamamen sana kalmış. Zamanla pratiklik kazanılacak bir şey. Aynen Medine, skaler, akım skalerdir. Bir kesitten birim zamanda geçen yük miktarıdır. Yük miktarı.
kaç tane yük geçiyor? Yönlü bir kavram değildir akım. Ama biz hani devrelerde ne yapıyoruz? Yüklerin nasıl dolaştığı için saat yönü ya da saat yönünün tersi o yön değil ki. Dolanma şeyi o. Yani yön deyince dört tane temel yön var. Yukarı aşağı sağa sola. Akımdaysa saat yönü saat yönünün tersi. Dönme yönü o. Normal şey yönü değil. O yüzden akımı yönlü nicelik olarak kabul etmeyin. Tanım çünkü birim zamanda bir kesitten geçen yük miktarıdır. Anlaştık mı Medine? Şimdi her metodun kendisine göre güçlü zayıf tarafları var dedim, diğerlerine göre pardon. Neye benziyor bu? Şimdi hangi metodu kullanacağınıza nasıl karar vereceksiniz? Abi soruda sana sorulana bakacaksın ve bu yine dediğim gibi tecrübeyle gelişecek bir şeydir. Şimdi şöyle diyeyim size. Mesela bilgisayarda oyun oynuyorsun. Hani böyle hani o birinci şey hani böyle ekranda sadece el gözüküyor, silah gözüküyor. Hani birinci gözden hani first person shooter diyoruz ya. Hani o oyunlar geliyor, vuruyoruz, geziyoruz falan odalar, oda falan neyse. Karşıdan gelen rakibe göre, düşmana göre ne seçiyorsunuz? O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuşlarıyla silah seçiyorsunuz. Almışsın zamanında o silahları, atmışsın çantana. İşte bir numarada bıçak var, iki numarada tabanca var, üç numarada işte tüfek var, dört numarada bazuka var falan filan. Karşıdan gelen rakibe göre silah seçiyorsunuz. Zopterik bir rakipse, zayıf bir rakipse tabanca ile vuruyorsun. Boşu boşuna bazuka mermisi harcamıyorsun. Ama güçlü bir rakipse bazuka ile ateş ediyorsun. Yani bak rakibe göre silah seçiyorsun. Bu metotlarda her biri bir silah. Sorusuna göre bu silahlardan hangisini seçeceğine karar vermen lazım. Dolayısıyla öncelikle bu metotları biliyor olman lazım. Detaylarını, zayıf yönlerini ve güçlü yönlerini hazmetmiş olman lazım. Ben vektörleri her zaman tek bir metotla toplarım deme. Yani bunlardan bir tanesi bana yetiyor hocam deme. Çünkü evet yeter ama soruyu uzatırsın çok fazla. Dolayısıyla da zaman kaybına yol açar. Şimdi paralel kenar metodunu irdeleyelim mesela biraz. Bakın aynı anda yalnızca iki vektör toplanabiliyor. Yani senin elinde üç tane vektör varsa önce ikisini toplayacaksın. Bir cevap elde edeceksin. Onunla üçüncüyü toplayacaksın. Bak işlem sayısı artıyor. Bu nedenle bunun bir zayıflığıdır bu. Mesela paralel kenar metodunun. Zayıflıkların en temel zayıflığı bu. Çok sayıda vektörü toplayamayız. Paralel kenar metoduyla kısa sürede. Bir sürü işlem gerekir. Metot neydi? Başlangıç noktaları çakıştırılır, paralel kenar oluşturulur bir tane. Paralel kenarın köşegeninde toplam vektörünü verir. Şimdi iki tane vektörümüz var. Hatırlayın vektörleri isimlendirelim. A vektörü, B vektörü. Üzerlerine bir tane ok koyuyoruz A ve B'nin vektörel nicelik olduğunu tanımlamak için. Mesela bu ikisini ne yapıyoruz? Başlangıç noktaları çakışacak şekilde bakın çakıştırdım. Amaç şimdi bir paralel kenar oluşturacağım. Burası önemli bakın. Çok basit bir şey. Hoca niye bu kadar detaylı anlatıyor diyorsunuz birçoğunuz biliyorum. Çok önemli ama. Allah'ın vektör sorusundan öğrenci çuvallatılır arkadaşlar. O basit dediğin vektör sorusuyla öğrenci çuvallatılır. Birazdan göreceksin örneğini. Yapacağımız şey şu bakın. Öncelikle bunların doğrultularını düşünün. Bakın iki vektörün de doğrultularını düşündüm. Uzattım şöyle. Şimdi benim vektörlerim birer doğru parçası aslında bakın. Burada başlayıp oralarda biten doğru parçaları. Yani paralel kenarın nesi belli? İki tane kenarı belli. Diğer kenarlarını oluşturmak için o noktalardan bakın o doğrultulara paraleller çiziyorum. Paraleller. Amaç paralel kenar oluşturmak burada. Oluştu paralel kenarım. İşte paralel kenarın şu köşegeni benim iki vektörümün toplamını verir. Ki buna çoğu zaman R deriz. Resultant vektör, sonuç vektörü, toplam vektörü ya da Türkçe'de bileşke vektör diyoruz. A artı B vektörü. Burası önemli bakın. Köşegen arıyoruz. Yani paralel kenar metodunda
Kenarları belli olan paralel kenarın köşegenini ararız arkadaşlar. Diğer köşegen değil ama bakın benim sonuç vektörümün de başlangıç noktası diğer vektörlerle çakışık. Aynı yerden çıkıyor. Öteki şeyle karıştırmayın. Dikkat. Gücünü birazdan anlatacağım. Zayıflığını gördük. Aynı anda iki vektör toplanabiliyor. Güçlü olduğu yeri birazdan anlatacağım. Çokgen metodu ya da poligon metodu, ucu ekleme metodu genel adıyla aynı anda en adet vektör toplanabilir. Bakın gücü ortaya çıktı. 5 tane vektör varsa tek işlemle 5'ini birden toplayabiliyorsun. Nasıl yapıyormuşuz bunu? Ucuca ekliyoruz bunları. Bakın tren gibi. Az önceki kıç kıçaydı. Şimdi ucuca. İlk vektörün başlangıcıyla son vektörün bitimi birleştirilerek toplam vektör elde edilir. Şimdi esasen iki tane vektör varsa ucuca ekleme metoduyla paralel kenar metodu aynı kapıya çıkıyor. Ama ikiden fazla vektörde esas gücü ortaya çıkacak bakın bunun. Şimdi mesela şu bir A vektörü, şu bir B vektörü ucuca ekleyerek çiziyorum. Şu bir C vektörü, şu bir D vektörü. Bakın ucuca ekledim tren gibi. Yapacağımız şey arkadaşlar şu. Her şeyin başladığı yerle her şeyin bittiği yeri birleştiriyoruz. Ondan sonra da bu da bizim toplam vektörümüz. Bir bak 4 vektörü tek işlemle bulabildim toplamını. Oysaki paralel kenar metodu kullansaydım 3 işlem yapmalıydım. 4 tane vektör var ya bu ikisini ayrı topladım. Bu ikisini ayrı topladım 2 işlem. Bir de bunların cevaplarını topladım 3 işlemde çıkacaktım. Gücü burada ortaya çıkıyor para şey çokgen metodunun, ucu ekleme metodunun. Ama zayıflığı da var. Ne o? Bakın şimdi. Eğer bize sadece iki tane vektör ve onların bileşkesiyle ilgili bir soru varsa, iki vektör ve onların bileşkesiyle ilgili bir soru. Bakın, paralel kenar metodu çok 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 şu bir paralel kenar eğer yerseniz. Tamam, biraz kötü çizdim. Şimdi şu da onların bileşkesi. Şimdi bakın. Şuna dikkat etmeniz lazım. Bileşenlerle A ve B'ye de bileşenler diyoruz. İki tane açı yapıyor bakın. Alfa ve beta diyelim. Alfa ve beta'ya bakarak A ve B'nin büyüklükleri hakkında yorumda bulunmamızı sağlar mesela. Nedir? Bileşke büyük olan vektöre daha yakındır. Yani büyük bileşenle küçük açı yapar, küçük bileşenle büyük açı yapar. Mesela sıralama sorularında çok büyük pratiklik sağlar bu. Ne demek istiyorum? Şunu da yapabiliriz aslında. Bakın. Ben bu iki vektörü, hatta şöyle güzel çizeyim. Ben bu iki vektörü şöyle de çizebilirdim. Ucuca ekleyerek de toplayabilirdim. Bu A ve bu da B vektörleri. Bakın her şeyin başladığı yerden her şeyin bittiği yere bu da R vektörü. Buradaysa artık ne diyelim? X'ye diyelim şu açılara. X'ye açılarına bakarak karar vermek zorundayım. Yani burada aslında üçgende, geometri bilgilerinizi hatırlayın, üçgende açı kenar ilişkilerine bakarak yorumlarım kimin büyük kimin küçük olduğunu. Paralel kenardaysa gerek yoktur ona. Gerek yoktur. Kimin büyük kimin küçük olduğuna sadece şu komşuluklara bakarak karar verebiliriz. E tabii ki aynı mantık gelip zaten şöyle değil mi? Baksana. Rengi değiştireyim bak. Bak şimdi. Zaten B vektörünü şuraya taşıdık mı? Bak şurası zaten alttaki şeklin aynısı oldu bak. Aynısı. İç ters açılardan da şurası beta yapıyor. Aynı mantıktır. Ama ve lakin neden onu oraya taşıyayım da üçgen oluşturayım da şey yapayım ben. İşi uzatayım. Üçgende açı kenar ilişkisine gireyim. A ile B'yi kıyaslamak için direkt şunu yapabilirim. Bakın mesela B'yi daha uzun çizmişim. Şu açı daha küçük farkındaysanız. Yani uzun vektöre daha yakın bakın. Kısa vektöre de daha uzak. Yani büyük açı yapıyor bununla. Neden verdim bunu? Birazdan bunun sorusu geliyor. Birazdan. Az bir şey bekleyin. Üçüncü metodu da anlatayım çünkü öncelikle.
Bileşenlerini ayırma metoduysa şudur aslında. Toplanan vektörün sayısını artırırız ama toplama işlemini kolaylaştırırız. Ne demek istiyorum? Skaler sayılardan örnek vermek istiyorum öncelikle. Bakın, diyorum ki ne diyelim? Mesela 78 ile 46'yı toplayın dediğinde kaç kişisiniz? İki bizi düş 45 kişisiniz. Bunları toplarken emin olun minimum 4-5 tane farklı metotla topluyorsunuz aklınızdan. Bazılarınız şunu yapıyor. 78'i 80'e tamamlamak için bundan 2 alıyor, buna veriyor. Bu ikisini topluyor sonra kısaca 124. Yapan var değil mi bunu? Önce 78'i 80'e tamamladı, oradan 2 aldı, sonra da ötekine kalanını ekleyiverdi. Bazıları ise şunu yaptı bakın. Bunun yerine 46'yı 50'ye tamamladı. 4 eksiğini buradan aldı. Bu ikisini topladı. Bazılarınızın da kolayına bu geldi eminim. Bazılarınız da şunu yaptı. 78'i 70 ve 8 olarak, 46'ya ise 40 ve 6 olarak ayırdı. Sonra da şunu yaptı. Önce şunları topladı, 110 dedi. Sonra ötekileri topladı, 14 dedi. Bunları da topladı, 124. Bazılarınız da bunu yaptı eminim. Kimisi şunu yapmış olabilir. İşte 78'in 8'ini buna verdi sonra. Yani bir sürü kombinasyon var burada. Ama bakın, hepsinde bir ortak bir şey var. Amaç iki sayıyı toplamak. Ama hangisini yaparsanız yapın, İki sayı yerine aslında sayıları artırıyorsunuz. Kolay işlemi kolaylaştırmak için sayıların adedini artırıyorsunuz. Bakın şu birincisi ne yaptı? 78 artı 46 eksi 2 yaptı. Şey artı 2 yaptı. Şey 46 eksi 2 mi yaptı? Ne yaptı lan? O dur bakayım. 44 artı 2 yaptı. Özür dilerim. Bakın, İki sayıyı toplamak yerine üç sayıyı topladı. Önce bunu buna ekledi, sonra 44'te toplayıverdi. Ya da bak en alttaki adam iki sayı yerine dört sayıyı topladı ama işlemi kolaylaştırdı. Skaler sayılarda biz akıldan işlemde bunu yapıyoruz. Vektörlerde de aynısını yapabiliriz. İki tane vektörü toplamak mı istiyorum ben? O vektörleri güzelce parçalarım. Ondan sonra da o parçalar ama birbirleriyle kolay toplanabilen parçalar olur. Ondan sonra onları toplarım. İki vektörü icap ederse dört vektör olarak düşünerek ama işlemi daha kısa sürede yaparım. Skalerdekinin aynı mantığı. Peki bu parçalamayı neye göre yapacağız? Kişiden kişiye değişir. Nasıl ki 78'i kimisi 80-2 gibi düşündü. Kimisi 70+8 olarak düşündü. O zaman ben şöyle bir vektörü de istediğim şekillerde parçalayabilirim. Bakın, toplamı bu olacak şekilde. Şöyle iki vektör olarak düşünebilirim. Şöyle iki vektör olarak da düşünebilirim. Sonsuz tane vektör çifti yaratabiliyorum. Farkında mısınız? Böyle iki vektör olarak da düşünebilirim. Yani mavi vektörü bir sürü ikili kombinasyon şeklinde yazabilirim. Buna da zaten lineer kombinasyon diyoruz, hatırlayın. Doğrusal birleşim. Bakın, peki hangisini seçeceğiz? Genel geçer, şöyle bir genel geçer demeyeyim de genellikle ne kullanıyoruz? Dik bileşenler. Öyle iki bileşen arıyoruz ki genelde birbirlerine dik olan. Bakın genelde şunu kabul ediyoruz. Birbirlerine dik olan iki bileşen alıyoruz. Mecbur muyuz? Soruyorum size. Her zaman dik bileşenlerle çalışmaya mecbur muyuz? Hayır değiliz. Ama genellikle dik bileşen kullanıyor muyuz? Evet kullanıyoruz. İşte burada şuna dikkat edin. Vektörlerde
Burada adamı hoplatabilirim istersen. Nasıl öttürürüm abi? Dik bileşen olmaz. Başka bileşenler türünden yazdırmaya çalışırım seni. Sen ama eğer hep dik bileşen olarak düşünürsen çuvalla. Unutmayın. Dik bileşenler kartezyen eksenlerindedirler. Yani XY koordinat düzlemindedir. Şöyle bir F vektörü mü var benim elimde? Bakın dik bileşenlere hemen bakın birbirlerine dik iki bileşen. Biri FX, biri FY pardon bu. Şu da FX. Ama illa böyle yapmak zorunda değiliz. Böyle yapıyoruz ama illa böyle yapmak zorunda değiliz. Bu da ne demek? Buradan bir tane soru tipi gelebilir. Kartezyen düşünmekten kendinizi biraz şey yapın. Genellikle kartezyen düşünürüz dik bileşenler ama her soruda öyle olmak zorunda değil. Bazen başka eksenlerde mesela şöyle iki eksende olabilir. Bakın şu vektörü bu bir F vektörü yeşille çizdim. Şu nokta noktayla da gösteriyorum. Ve şu eksenlerde ama bakın eksenler dik değil birbirine. Bunlardan biri K ekseni, öteki L ekseni. Bu eksenlerde bileşenlerine ayırınız. Ha, artık dik diyemezsin. Bak şunu yapamazsın artık. Biri bu, biri bu diyemezsin. Hadi aşağıdaki tamam ama şöyle bakan K ekseni üzerinde değil. Yani ne oldu? Böyle ayıramazsın demektir bunu. O zaman ne yapacağız? İkinci satıra geçelim. Amaç köşegeni belli olan paralel kenarın kenarlarını bulmaktır. Bakın, paralel kenar metodunun yani bir numaralı metodun tersini yapıyoruz. Kenarları belli olan paralel kenarın köşegenini arıyorduk bir numaralı metotta. Bundaysa köşegeni belli olan paralel kenarın kenarlarını arıyoruz. Tam tersi. Ötekinde kenardan köşegen buluyoruz. Burada köşegenden kenar bulacağız. Yapacağımız şey şu. Bakın çok iyi izleyin beni. Bakın maksat doğrultuları oluştur. Bunun ucundan bu köşegen ya bu doğru parçası köşegen. Onun ucundan paraleller çiz. Bak birinci paralel çizdim. Bir de K eksenine paralel çiziyorum. Gördünüz mü? Paralel kenarı geri oluşturdum. Yani amacımı gerçekleştirdim. Artık kenarlar tanımlanabilir. Bu ve bu kenar görüyor musunuz? Bakın kartezyen bileşenleri değil bunlar. Görüyor musunuz? Kartezyen bileşenleri değil. Aralarındaki açı dik değil o bileşenlerin. Ama yeşili topladığında o iki maviyi yeşil vektör yapıyorlar. Yani amaç paralel kenarı oluşturmaktır. Kartezyen ekseninde hemen dikmeler iniyorsunuz ya. Aslında yaptığımız şey dikme inmek değildir. Orada da onu yapıyoruz. Bakın paraleller çekiyoruz aslında. Ama paralel kenarımız dikdörtgen çıktığı için dikme çekmekle paralel çekmek aynı kapıya çıkıyor. Ama doğrusu dikme inmek değildir. Doğrusu paraleller çekmektir. Ondan sonra da paralel kenarın kenarlarını tanımlamaktır. Böylelikle bileşenlerini ayırıyoruz işlemi kolaylaştırmak için. Vektör sayısı artıyor ama toplaması kolaylaşıyor. Çünkü dik bileşenler mesela şey kullanabiliyoruz. Siz söyleyin Pisagor teoremini falan filan kullanabiliyoruz. İşimizi kolaylaştırıyor. Hepsi o. Demek istediğim şey anlaşıldı mı? Yani neden önemli bu? Bir numaralı metotla üçün farkını görün. Birinde kenardan köşegene, diğerinde köşegenden kenarlara gideriz. Çok önemli. Göreceksiniz. Birazdan örnek koydum zaten. Elif göreceksin birazdan. Evet arkadaşlar kısa bir ara veriyorum. Dönünce devam edeceğim.